Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün akşama kadar pazara gittik. Pazardan mısır aldık. İşte kabaktı, şuydu, buydu. Bunların kış hazırlıklarını yaptık. Kışın hepsi dolaba girecek şimdi. Bunların yapımını görmek istiyorsanız, nasıl yapıldığını, nasıl konduğunu görmek istiyorsanız, nasıl bakımlandığını arkadaşlar görmek istiyorsanız kanalıma gelin. Sizler de bunlara bakın. Sizler de görün. Sizler de yapın. Arkadaşlar çoğumuz aşağı yukarı biliyoruz. Ama akıl akıldan üstündür. Herkesin kolay yöntemleri var arkadaşlar. Herkes bunu farklı farklı yöntemlerle de yapan arkadaşlar var. Burada her şey var. Biberinden tut. Arkadaşlar şöyle kızartma biberinden tut. Charleston biber bulamadım. Bu sene ekmemişler mi? Ne yapmışlar? Ondan sonra kızartmalık kabak, dolmalık kabak. Ondan sonra semizot arkadaşlar. Bu sene semizotunu koyun. İyi olur. Çünkü çiçeğe iyi geliyor. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum ve türlülerimiz, salatalığımız hepsi dolaba girecek. Yeni vloglarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, güzelliklere kalın. Bunların yapımına bir başlayalım. Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün köy salatalığı aldık. 10 liraydı. Şöyle pazara gittik pazardan. Şu bir iki taneydi hediye etti adam. Şu iki tane, iki tane büyük. İki üç tane daha kendi attı üstüne. Biz seçtik. Böyle göründüğüne bakmayın çok güzel. Pazara gittik. Pazardan şöyle incir aldık. 30 liraymış kilosu. Arkadaşlar şu şekilde. Şöyle gösteremiyorum. Evet incir aldık. İncir karaciğere iyi geliyormuş. Ve kabak aldım arkadaşlar. Türlü koyacağım dolaba. Şöyle biraz şey aldım. Biber aldım. 5 tane mısır 50 liraymış. 6 tane mısır. Onu aldık. Domates aldık. Ankara domatesi. Ankara'nın Ayaş domatesi. Arkadaşlar çıkmış şu şekilde. Görünüyor mu? Ha, bu şekilde bundan aldık. Semizotu arkadaşlar bu sene bol koyuyorum. Dolaba. Biraz şeylenmiş ama aldım yine bir tane. Geçen gün de bir paket koymuştum. Arkadaşlar patlıcanları kıydım. Şu şekilde. Fasulyeyi de işliyorum. Bunu nasıl işte? Bilmiyorum nasıl acaba içi. Adam da hediye diyorum iki tane diye. Adam korktu. Büyükleri adam attı. Hediye. Arkadaşlar koydum. Yine de içine şişler kaçmış. Şöyle Müşteri iyice. dolaba mı değil mi? Ha? Müşteri ne alalım? Ha yufka da 3 tane yufka aldım oradan. Fasulyeden arttıydı para. 3 tane dolaba koysun dedik. Sabah kahvaltıya mahvaltıya bir şeyler yaparız. Ya da küçük bir tek börek yapalım. Şey yapalım. Bu kadar. Ha, bir şey deneyeceğim. Sen kutu dolduruyorsun dolaba. Kutuların içine ayrı ayrı koyun. 500 litrelik dolap da olsa kutuya şey etmez yani. Yetmez o şekilde. Evet sevgili arkadaşlar. Bu köy fasulyesi diye şöyle içine koyun. Kabuklarını buraya atayım. Köy fasulyesi diye arkadaşlar bu fasulyeyi şöyle uçlukluyorum. Arkadaşlar türlü yapacağım. Yani dolaba türlü koyacağım. Köy fasulyesi bu sütçü kadın satıyordu. Süt peynir satan hanımdan aldım. Bunu pazardan. Normal fasulye de aldım 1 kilo. Ama bu köy fasulyesi diye bundan da aldım. Köy fasulyesi yüzü bile şey olsa kötü gibi bile dursa piştiği zaman lokum gibi oluyor arkadaşlar. Onun için köy fasulyesini bu şekilde aldım. Şey yapacağım bunu kışın türlü yapacağım. Şimdi türlülük yapıp dolaba koyacağım arkadaşlar. Türlü güzel oluyor. Ondan yapıp koyacağım dolaba. Bayır olduğu için bizim evimiz arkadaşlar ben böyle bir şeyler alıyorum dolaba azdan çoktan koyuyorum. Her sene konserve yapıyordum. Bu sene konserve yapmayacağım. Geçen seneki konservelerim de daha duruyor. Bak karışık karışık fasulye cinsi. Ama geçen komşudan aldığımız fasulye arkadaşlar o bu kadar güzel durmuyordu ama muhteşem güzeldi ya. Lıh demeden pişti. Öyle güzeldi ki gerçekten. Komşudan aldığımız. Ondan da birkaç koydum. Onun bakalım bunun çekirdeği nasılmış. Ha bunun cinsi böyleymiş. Evet arkadaşlar bu nasıl bilmiyorum. Bunu da köy fasulyesi diye aldım ama
kendi tarlalarından kadın peynir meynir satıyor. Öyle diye düşündük. Ben gittim gelene kadar fasulye bitmiş arkadaşlar. Millet biliyor köy fasulyesini. Döndüm geldim ki dedim giderken Allah dedim. Eşim de yürüdü geçti. Döndüm geldim ki fasulye çuvalı dibe inmiş. Millet kapış kapış almış. İçeride 20 lira 15 liraya fasulye. Ama bunu kapış kapış etmişler. Köy fasulyesi diye kapış kapış etmişler. Bir kilo da normal fasulye aldım da bunu dolaba koyacağım. Öteki köy fasulyesinden de koydum. Biraz bir iki şey tuz türlülük koyacağım arkadaşlar. Daha da koymam artık fasulye şey. Ben Charleston biber'e gittim ama bulamadım arkadaşlar. Charleston sarı altın gibi sarı olan biberinden geçen sene dolaba koymuştum. Harikaydı. Arkadaşlar bayıldı. O kadar güzeldi ki kızartması. Bu sene Charleston biberi göremiyorum. Hiç göremedim. Pazarda yok. Charleston ekmemişler mi? Ne yapmışlar? Bizim pazara gelmemiş ya. Hiç yoktu Charleston. Köy biberi vardı. Kıl biberi vardı. Ama Charleston biberi yoktu arkadaşlar. Charleston biberin böyle altın sarısı çok lezzetli oluyor. Ondan koyacaktım. Koyamadım. Şimdi bunu böyle bu şekilde... Pazarda hiç yoktu Charleston. Yoktu, hiç yoktu. Bir tane bile yoktu ya. Bir tezgahta bile yoktu. Geçen hafta mı ne vardı da bu hafta gelmemişti. Hmm. Evet arkadaşlar bu şekilde. Oturduğum yerde yapsam daha iyi olur ama şöyle hızlıca alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle hemen alıyorsun hazırca. Birkaç da kavanoz şey yapmayı düşünüyorum. Çorbalık yapmayı düşünüyorum. Peynir yapmıyorum çorbalık. Güzel oluyor. Şeyle çok güzel kavanoz çorba konservesi oluyor ya arkadaşlar. Yani şeyin tarhananın tazesi. Birkaç kavanoz yapmayı düşünüyorum. Küçük bir tencere. Ufak bir tencere yapacağım. O da çok fazla kalmıyor. Mesela 2-3 sene kalmıyor. Aynı sene bitirmek lazım. Ya da ikinci seneye de kalsa da yani fazla kalmıyor. Eşkiyor. Çok fazla durdurmayacağım onu. O yüzden az yapacağım onu. Konservede de olsa eşkiyor onun için. Ama hazır mesela bu sene yaptık, bu sene yiyoruz ya, acayip güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Onun için ondan da biraz az bir şey yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Birkaç mesela bir 8-10 şişe yapsam böyle hazır çorba çok güzel olur. Kışın hemen karıştır. Evet arkadaşlar, yerimiz yokuş olduğu için evimiz, eşim de ayaklarından dolayı dedim böyle alayım, hazır olsun evde. Hı. Evde bir şeyler olsun. Daralmayalım. Biraz da un alacağım, dursun evde. Arkadaşlar, başka da benim şeyim yok. Geçen turşu kurar mıyım bilmiyorum. Geçen sene kurduğum turşular kütür kütür duruyor. Belki küçük bir kavanoz, ufak bir kavanoz, salatalık belki kurabilirim. Çok fazla kış hazırlığı yapmayacağım. Kışın da kışa göre var. Yine az yapayım desen de yine de dolap doluyor arkadaşlar. Şey çok güzeldi, mısır çok güzeldi pazarda. Acayip güzel mısır vardı bu hafta. Böyle insanlar biraz rahatlamış sanki. Mısır çok güzeldi. Bu bir kilo köy biberinden şey yapacağım, türlü yapacağım. Şey köy fasulyesinden türlü yapacağım arkadaşlar. Köy biberi de vardı pembede de. Pembe daha getirir gerçi de. Pembe her hafta getirir artık. Evet, olmazsa şey yaparız, ondan alır. Charleston bulamazsa. Ama ben Charleston koymayı çok istiyorum. Ya şimdi ne yani Charleston bir ayrı güzel oluyor ya. Arap gibi biberine benziyor. Şu çıkar ya, o niye koyuyor? Buraya koydum. Burada ekleyek ya, ben oradan at. Şey ya hemen şurada kesin kesin. Ekleyeyim şuna. Sen bana ekleyeceksin. Bitirdin mi? Burayı bitirdim de öbürünü açayım. Öbürünü de... Öbürünü mü? Dur bir bunu şey yapalım da. Arkadaşlar bu şekilde. Öbürünü şey yapacağız abi. Normal yemek yapacağım la eve. Bitiyor. Yemek bitiyor. Yemeklik bitiyor. Bizde yemeklik fasulye mesela kavurmasını ben çok seviyorum. Fasulye kavurması güzel oluyor. Lokum gibi güzel de olursa. O fasulye de çok güzel. O köy fasulyesi değildi ama 25'e aldık onu da. 20'yeydi aslında fasulye, normal fasulye de.
Bu fasulye de çok. Niye de vardı da? Evet, bu fasulye de çok güzeldi, çıtır çıtırdı. Biraz iyisi olsun arkadaşlar. Zaten yarım kilodan bir yemek oluyor bize. Biraz iyisi olsun istedim ben de. Evet, bu da köy şeyi. Köy fasulyesi, millet kapış kapış etmiş. Evet sevgili arkadaşlar, burada bunu hemen uçlukladım, doğrayacağım. 4-5 poşet yapacağım, dolaba koyacağım arkadaşlar. Bu şeyden kesmeyeceğim videodan. Şu şekilde videodan kesmeyeceğim. Bunu hemen böyle kaldım. 1 kiloyu hemen uçlukladım. Bugünkü akşam yemeğimizde dünden tavuk çıkarttım. Şöyle. Belki fırınlayabilirim onu doğrayıp. Bir pilav yapmak istiyorum. Uzun zamandır yapmıyoruz yanına. Tavuklu pilav. Arkadaşlar biz ne koyuyorsunuz bilmiyorum ama ben türlüye şey koyacağım. Kabak koyacağım. Nasıl patatesi de patates de alsaymışız. Keşke alırız da patates de 2 kilo alsaydık. Da nasıl getirecektik? Bir dahaki haftaya alırız. Getiremezdim ya patatesi. Soğanımız çok azalmış. Getiremezdim. Araba, büyük arabayı getiremiyorum. Bu iyi oluyor yine. Küçük ya. Fazla alamıyor. Ama bu hafta aldım. Hep ikişer kilo aldım. Ve bu şeyler hafif olduğu için aldım geldim arkadaşlar. Şu şekilde tamam. Evet arkadaşlar, fasulyemiz böyle. Bu şekilde. Bunu şimdi doğrayacağım hemen. Suyunu değiştireceğim. Tuzlu suya koydum. Bir iki kere değiştirirsem tatlı olur arkadaşlar. Annem rahmetli derdi ki, patlıcan derdi. Bu zamana acı olur, acısını almak için bir iki sefer suya koy, suyunu değiştir derdi annem. Allah rahmet eylesin gani gani. Onu böyle hemen şöyle patlıcan tekrardan suya koyacağım. Şimdi bunu alayım. Evet. Şu patlıcan suyu bak, birinci su, ikinci suyu bu şekilde simsiyah suyu var. Simsiyah suyu var. Bu ikinci suyu. İkinci sefer koydum, tekrar koyacağım. Sevgili arkadaşlar. Ki bu çekirdeğe de biraz şöyle çekirdekli yerlerini de döküyorum. Şöyle döküyorum. Tamam arkadaşlar, patlıcan, fasulye, kabak. Arkadaşlar kabak koyacağım. Şunu da bir yıkayayım. Elden ele geçiyor bunu. Böyle. İyice yıkansın. Şimdi kabakları da yıkayayım. Aralarına kabak atacağım. Kabağı sevmememe rağmen yine de atacağım. Çünkü artık sevmiyorum diyemem. Yemekte pek hiç yemiyordum ama yiyeceğim. Karar verdim. Benim oğlumun en sevdiği yemek türlüdür. Çok severim. Evet, şimdi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları hemen kıyalım. Kabaklarımız çok güzel arkadaşlar. Muhteşem güzel. Ben böyle kabağa daha ilk defa böyle güzel kabak rastlıyorum böyle. Şu, o kadar güzel ki şuna bak. Muhteşem güzel ya. Bunu da böyle güzel geçecek. Kabuğunu falan bile koymaya gerek yok. Bu şekilde doğrayacağım. O kadar güzel ki. O kadar güzelim. Sırf kıymayla da dolduruyorsun böyle olan kabakları. Evet arkadaşlar. Şimdi kabaklarımızı da buraya koyalım. Türlümüzün içerisine kabağımızı da koyacağız. Yapalım bıçağı. Şimdi hemen bunları hızlıca şöyle doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle altına hızlıca şöyle doğrayacağım. Doğrayalım, bir görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi poşetlerimizi hazırladık. Hemen koymaya başlayalım. Hemen bir tane alıyoruz şöyle. Dur bakayım.
Evet arkadaşlar. Üçüncü su şey. Üçüncü su bu. Önce patlıcanı koyuyorum arkadaşlar. Böyle. Birer avuç patlıcan koyuyorum. Sonra kabak koyuyorum. 2 tane kabak koyuyorum. Ondan sonra biber alacağım, koyacağım arkadaşlar. Bakın şu şekilde biber koyuyorum. Biber koyuyorum. Biberi doğrayayım. Türlümüzün içerisine biber koyuyoruz arkadaşlar. Çok güzel olur. Acayip lezzetli olur. Bunu kuşbaşı etli falan da pişirdiğin zaman güveçte falan harika. Muhteşem bir türlü olur. Acaba bu biber acımı bilmiyorum. Bu kadar yeterli zannedersen. Arkadaşlar sizler de yapın. Şimdi fasulye de sıra. Fasulyeyi en üste koyuyorum arkadaşlar. 2 avuç da fasulye koydum. Kocaman bir tabak, bir tencere yemek oldu arkadaşlar. Şimdi domatesini koyacağız. Domatesini de koyalım. Domates hazırlamamışız. Bir tane domates, şey domatesi. Arkadaşlar bu domatesten şunun güzelliğine bakın. 40 bin kere. Bu Ankara'nın meşhur ayaş domatesi. Arkadaşlar. Bunun lezzeti hiç yok. Gerçekten. Bu kabuğunu soymayacağım. 2 tane şeyi suya şöyle domatesi şöyle büyük iri parça halinde koyacağım. Kışın bunun arkadaşlar tencereye koyarken kabuğu lak diye şuradan açılıverir. Yani asla soyup koysak daha iyi olur da şöyle soymak lazım aslında. Yetiştiremedim şimdi. Şöyle soysam daha iyi olur. Biber yeter mi daha aitliymiş? Onun yarısını aitler çünkü kalanını da dolaba atayım 2 tane. Şu şekilde dur kabuğunu soyalım ya. Altında hep yaprak dolu. Şu şekilde arkadaşlar dur soyalım kabuğunu. Şöyle böyle incecikçe çıkıverir kabuğu arkadaşlar. Kışın. Şimdi soyalım. Kabukta da bayağı kalıyor da o yüzden soymayayım dedim. Şöyle 4 tane koydum. 4 parça. Arkadaşlar. Bu da poşetim vardı. Şuraya koyayım. Gübür poşetimi yanıma alayım. Evet arkadaşlarım. Türlü yapımına devam ediyorum. Hemen şöyle. Arkadaşlar. Bir azıcık daha koyalım değil mi arkadaşlar? Domates harika çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu size tamam. Bu şekilde türlümüzü yaptık arkadaşlar. Şöyle. Patatesi de kış patatesinin her şeyi var içinde. Koyabiliriz. Bu hazır. Bunu kenara alıyoruz. Hemen ötekine gidiyoruz. Bu buraya yaprak doldurduk. Neyi? Biber. O biberin öyle oluyor. Önce bunu koyuyoruz. Bir dakika kafamı karıştırma Rıza yavrum. Yavrum diyorum. Yavrum canım. Estağfurullah. Ondan sonra kabakları koyuyoruz. Sevgili arkadaşlar. Kabakları koyuyoruz. Az daha 2 tane de. Patlıcan, kabak. Bunun içine bir de sarımsak koyacağız. Konacak arkadaşlar. Şu şekilde bak. İri iri doğruyorum bunu. Şimdi fasulyesini koyalım. Bu şekilde poşetlere. Kışlık türlümüzü koyuyoruz arkadaşlar. Her şeyi mevsiminde alıp yiyeceksin. Her şeyi mevsiminde konursa güzel olur arkadaşlar. Fasulyemizi de koyduk. Allah ağız tadıyla güle güle yemeği nasip etsin. Şöyle. Kabuğunu soymayacaktım ama. Arkadaşlar size göstereyim dedim. Şimdi arkadaşlar bu ikisini yapacağım. Bir tane de salatalık koyacağım poşete. Salatalık koymayı da göstereceğim size. Hafif bir yanık gibi olsa da o pahalı zamanlarında elinizin altında dolapta salatalık çok güzel oluyor. Sevgili arkadaşlar. Şöyle alalım. Şöyle biraz. Tabii pazarcılar her zaman biraz çürük yuttururlar insana. Böyle pazarcıların huyu var.
çürüküp durma huyu var. Böyle bir insanlar işte. Bu çürükleri kenara koysalar. Arkadaşlar. Adama çürük yutturur pazarlar. Hele Ankara'da pazarcılar çarkıya çürüğü korlar. Zaten zabıta bir şeye yaramıyor. Alma abla diyor, başkasından al diyor. Ben söylediğimde. Hiçbir şeye yaramıyor zabıta. Şurası çürük. Evet arkadaşlar. Domatesimizi yine koyuyoruz bir tane. İçerisine. Mis gibi koktu arkadaşlar. Anlatalım size. Şimdi böyle koyduk. İkinci poşetimiz. Bunları bir doldurayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hepsini doldurdum. Şimdi şunu getiriyoruz. Boşluğa sokuyoruz arkadaşlar. Şöyle boşluğa. Boşluğa. Arkadaşlar keşke vakum şeyi olsa. İçine çekiyoruz. Başka çare yok. Vakum makinesi yok. Vakum makinesi aldınız. Ağzınız. Biz yediğimiz için arkadaşlar, siz kendinizinki de kendiniz yiyeceğiniz için bir sakıncası yok. İçimize çekiyor, üfürmüyoruz. Şöyle vakumluyoruz. Tabi otomatik vakum makinesi bizim kendi şeyimiz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde şöyle türlülerimizi bu şekilde yapıyoruz. Sıkı ağzını yapalım. İçindeki havayı çekiyor. Ta şuraya kadar sokup içindeki havayı çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunların hepsini yapayım. Görüş arkadaşlar. 5 poşet şöyle yaptık arkadaşlar. Şöyle. 5 poşet yaptık. Çok güzel bir şekilde yaptık bunu. 6 poşet yapsam daha iyiydi. Biraz fazla yapmışım bunları. Neyse 2 gün yeriz. Bu bize biraz fazla olur. Oldu. Ben 6 poşeti ayarlayacaktım. 5 poşet. Fazla koymuş. Şu şekilde bakın vakumladık. Şey yaptık kendimizce. Bunlar tekrar birer poşete daha koyup öyle dolaba koyacağım arkadaşlar. Elimizi değdi mi patlar bunlar. O yüzden ince poşetlere şu ince poşetlere koyup o şekilde koyacağım. Şimdi arkadaşlar birkaç tane de şey yapacağım. Böyle salatalık koyacağım. Şu salatalıktan içleri çekirdeksiz çıktı. Çok güzel çıktı. Hemen salatalığı soyacağım. Ve semizotu koyacağım arkadaşlar. Bu sene biliyorsunuz şey çıktı dediler. Şu şekilde semizotunu da yıkayıp koyacağım. Birkaç poşette semizotu koydum. Ona çok önem veriyorum. Semizotuna. Bu sene çünkü neydi? Çiçek hastalığı var dediler ya. Semizotu çiçek hastalığını yok ediyor arkadaşlar. Çok iyi geliyor. Aklınızda bulunsun. Bol bol dolaba semizot atın. Şimdi semizotlarını da her şeyi bitirdikten sonra size en son göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Yorulduk. Haşatımız çıktı. Arkadaşlar. Ganimetleri göstereyim. Ganimetleri göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Ganimetlerimiz burada. Arkadaşlar hepsinin 3 tane, 4 tane salatalık koyduk. Köy salatalığı. Şu şekilde vakumu alındı, kondu. Türlü koyduk. 5 paket türlümüz var. Şu şekilde arkadaşlar. 2 tane şöyle dolma biber koydum. 1 tane dolmalık şu şekilde kabak var. 3 tane bundan var arkadaşlar. Bak bu normal biberin önlerine Ankara Ayaş domatesi koydum arkadaşlar. Görünüyor mu? Görünüyor herhalde. Şöyle önlerine koydum. Biberi şu şekilde. Arkadaşlar. Ondan sonra bu da kızartmalık böyle birazcık koydum. Hani çok kar kış olursa. Şu iki tane de semizotu koydum. Şöyle küçük küçük arkadaşlar. Burada bu şekilde arkadaşlar ganimetler böyle. Bugünkü ganimetlerimiz, pazar ganimetlerimiz böyle. Bu kızartmalık. Ha şurada bir tane de şeyimiz var. Bunu da yarın mücver kızartayım. Az bir şey bunu oyduğum var. Arkadaşlar şöyle taze aldım. Ben böyle atıyorum. İster çorba yaparsınız. İster ne yaparsanız içine böyle pizza mize yaptığınızda hazır. Çok güzel oluyor bu şekilde. Böyle bu şekilde ganimetlerimiz hazır. Şimdi bunlar dolaba girecek sevgili arkadaşlar. Türlülere çok sevindim. Çok güzel oldu türlüler. Dolaba girecekler. Dolmalık biber. Arkadaşlar bu şekilde çektik.
Birer tencerelik. Herkese ikişer üçer tane. Yetmezse bir ötekini kırıp ek yapıyorum ben. Bu şekilde ganimetlerimiz bu şekilde hazır oldu sevgili arkadaşlar. Ganimetlerimiz böyle. Evet arkadaşlar, bunlar bu şekilde yapıldı. Sabahtan beri bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi hepsini dolaba yeni bir poşetlere, yeni poşetlere koyacağım. Bu şekilde koymayacağım. Poşetleyeceğim. Koyacağım. Çünkü bunlar deliniyor arkadaşlar. Alırken donunca deliniyor. Yeni poşetlere, mesela iki tanesini bir poşete, iki tanesini poşete şeklinde şöyle ince poşetlere koyacağım. Dolaba koyacağım arkadaşlar. Sizler de yapın bu şekilde. Kışın rahat edersiniz. Bizim gibi böyleyseniz, aşağıya doğru inemiyorsanız, vakti zamanında alınan bu şeyler, sebzeler falan buzlukta çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani bu zamanda alınan buzluklar, meyveler, sebzeler hepsi çok çok güzel, lezzetli oluyor. Kışın çok lezzetli oluyor. Tabii kışın da kışa göre var. Benim kışlık şeyim bu kadar, yeterli bu. Biraz da dolapta fasulye falan kavurmam vardı. Onlar da yeter arkadaşlar. Bu şekilde. Evet sevgili arkadaşlar, yeni videolarda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın. Hepsini yaparak vakumladım. Arkadaşlar içine üfürmedim. Yaptım. Vakum makinesi vallahi lazım, her eve şart. Evet, onları bu şekilde yaptık, ettik. Allah güle güle yemeği nasip etsin değil mi Halis'e? Halis'e aynen sabahtan beri uğraşıyoruz. Yemeğimiz de burada pişiyor. Tavuk koydum, haşlanıyor. Pilav yapacağım. Tavuklu pilav yiyeceğiz. Cacığımız var. Bugünlük yeter bize. Evet arkadaşlar, bu şekilde sebzelerimizi kaldıracağız. İyi günler diliyorum. Duamızı etmiştik galiba. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi tekrar edelim. Bilmiyorum, öbüründe ettim herhalde. Bismillahirrahmanirrahim diyelim önce. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, polisimizi, askerimizi korusun. Dertlere deva, hastalara şifa versin. Bütün insanlarımıza birlik, dirlik, beraberlik versin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kış hazırlıkları burada bitiyor.